yapmadım. Ne yapıyorsunuz? Hoş geldiniz. Ne yapalım? Hoş geldiniz. Beyler merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sağ olasınız. Tahminlerinizi almaya geldim kırmızı odalardan önce. Bakalım kaç kişi doğru bilecek. Hazır mıyız? Ben gene başa. Tahta? Ado. Bu kadar mı? Bir tek biz varız. Bunlar da ayrı yok. Maalesef. Bu kadarcık. Bunlar da ayrı yok Seda Hanım. Tamam o zaman bugün başka kişinin yazması yasak artık. Yeah. Efendim dün hatırlayacaksınız. İki eve de birer beyaz tahta götürmüştük. Demiştik ki bundan sonra artık kendinizi çift olarak hissediyorsanız karşı evdeki adayın ismini yazacaksınız. İsimler eşleşirse siz artık çiftimizsiniz ve hafta sonuna kadar bu evde artık sadece çiftler oylanacak birincilik için demiştik. Burada tahtaya bakıyorum. Sadece iki tane damat adayı Semih ve Adnan ki bence onlar ben bu anonsu yapar yapmaz oynaya oynaya zaten yazdım gibime ya, geliyor. Daha dünden beri yazdım. Aynen öyle. Onlar yazdılar efendim. İlerleme kaydedilmemiş. Ne yapalım? Kısmet bugünlük bu kadarmış. Bugünün rekoltesi buymuş. Bakalım yarına ne olur. Ben bunu not alıyorum. Almama da gerek yok aslında ama peki kısaca alayım. Peki bu not her gün mü alınacak Seda? Her gün alınacak. Yarın yeni bir çiftin çıkmayacağını nereden biliyoruz? Yani. Bugün kırmızı odalardan sonra insanların karar değiştirmeyeceğini nereden biliyoruz? Yani birçok şey olabilir. Her gün alacağız. Şimdi tahminlere geçelim. Onurcuğum, eski Onur. Ne diyorsun? Ya ben ne bileyim hani dün üzüldüğümü çok gördü. Bir de geldi destek olmaya çalıştı. Mehtap diyorum ben. Mehtap. Üzüldüğünü gördüğü için. O kadar vicdanlıdır diyorsun. Ya öyle. Sonuçta Mehtap'ta öyle bir şey var. Yazıyorum. Yazması benden. Tahmin senden. İnşallah. Adnancığım tahmin et bakalım kim çağır? Vallahi uzun zaman oldu bu tahminde böyle doya doya adını söylemek. Didem. Çok şükür. Çok şükür bir daha senin isminin karşısına yazabiliyorum Didem'in adını. Nasıl? Evet, yeni Onurcuğum. Sen ne diyorsun bakalım? Kim çağırır? Çok yeni tabii ama iki gün. Evet, yani benim için tabii tahmin etmek birazcık zor şu an ama... ya şu an Gamze ile birazcık iletişim halindeyiz. Belki Gamze olabilir diye düşünüyorum. Buraya onun için geldiğini söylediğim bir aday vardı. Rabia... Rabia'yı tanımak istedim ama Rabia birazcık işte bir bitti dedi. Sonradan duygularım bitmedi dedi. Birazcık karmaşa yarattı bende. Tamam sen de görev olarak diyorsun. En yakın duran evet. Gelin adayının ismini veriyorsun. Evet. Peki Gamze yazıyorum ben de. Peki Metehan'cığım sen kimin adını vereceksin? Ben de Gamze diyeyim. Uzun zamandır Gamze diyorum. Son kez Gamze diyeyim. Son kez mi? Aynen. Peki Metehan'ın Gamze demesi, özür dilerim. Onur'un Gamze demesi seni rahatsız etmedi mi Metehan? Yok şu an hiçbir rahatsızlık yok. Peki. Alışık o. Onur'a da hemen Gamze yazıyorum. Metehan'a da Gamze yazıyorum ve devam edelim. Evet Aykut'cum. Sen kimin adını vereceksin bugün? Ben genelde Mehtap'ı çağırırım Kırmızı Oda'ya. O da beni çağırır diye düşünüyorum yani büyük ihtimalle de. Sen niye bu aralar genelde Mehtap'ı çağırıyorsun Kırmızı Oda'ya? Çünkü evde konuşup da adayım yok zaten. Konuşup da Mehtap'la iyi anlaştığımı düşünüyorum. En azından kasmıyor. Pozitif. Vallahi bilmiyorum. Mehtap için kırmızı odalar çok önemli. Özel ve romantikti. Bakalım öyle mi gidecek? Şu tahtada adınızı görecek miyiz? Yazıyorum Mehtap diye. Gökhan'cığım kim diyeceksin? Gamze. Allah Allah diyeceğim ben. Ya, şu an bir karar vermek istemediğim için. Gamze de beni çağırmayacağını bildiğim için. Kimsenin adını vermek istemiyorum. O yüzden Gamze diyorum. Ha bile bile yalnız kalayım evet, diyorsun ya. Tabii bu keşfedildi bu taktik diyorsunuz artık yani evet. İkinci ayın sonunda. Öyle bana ya, yazmak ya. Düşer diyecek bir şey yok. Açıkça da söylüyorsun madem. Bu hakkımı boş geçiyorum gibi. Evet, peki. Gamze yazdım Gökhan'a. Devam edelim Şahin'cim. Sen kimin adını vereceksin? Vallahi ben o kadar yalnız hissediyorum kendimi. Neden? Kimin adını vereceğini bilmiyorum. Kendine bak burada iki kişi dışında başka herkes senin durumunda. Ne olacak? Evet. Ya, Mehtap diyeyim ben de. Yani, yanlış anlamayın ama söylemek için söylüyorum. Yani... Gökhan style. Gökhan'ın izlerinden aynen, gidiyorsun. Kesinlikle. Peki. Oğlum desene istediğin adayı böyle güzel bir şekilde. Yok öyle bir aday yok. Tahta yazayım ismini. Ben yazayım yani ellerimi. Keşke öyle biri olsa da yok maalesef. Olacak. Olacak. Dünden sonra mı bu kararların hep? Dünkü çekimde buradayken Gamze'nin babasını ziyaretinden sonra. Babasının gelişi. Yani babasının sağlam bir nokta koymasıyla. Akşam onunla ilgili konuşacağız zaten. Tamam, peki. Son olarak, acaba kimi diyeceksin Semih'ciğim? Mehtap mı desem, Ayşe mi desem? Desen de sonra seni bir kesseler. Neler olur biliyorsun değil mi? Tabii biliyorum, o yüzden deme yani. Ben direkt azal yazıyorum. Ben neler peki.
Semih için de Hazal'ı yazdım. Bakalım efendim akşama neler olacak? Damatlar evinde tahtamıza ilk adını yazan çift olarak sevgili Adnan ve Semih'i de tebrik ediyorum. Sağ olun çocuklar. Yüzümü karartmadınız. Benim de sözüm var dem izleyeceğim size. Her şey sizin için Seda. Vallahi çok şükür. O kadar da üzerine sorumluluk yüklemeyin. Hadi akşam konuşuruz. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Küçük. Kahvaltı hatırlasaydık. Aa evet, kahvaltı hazırlasaydık iyi olur. Biri geldi. Şarkıyalım. Hanımlar merhaba. 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 Gelirken bir tahtayı da getirelim bakalım. Hoş bulduk. Bir kişi daha yardım edebilir mi Rabia'ya? Yok. Geldim. Taşıyabiliyor musun? Hı, evet. Hafif mi? Çok hafif. Burada mı dursun? Peki, geldim, teşekkür ederim. Boş ver, düşsün silgi. Tamam. Daha silinecek isim yok herhalde burada. Şimdi buyur Rabia'cığım, sen de geç yerine. Evet hanımlar, şimdi damatların evinden geliyorum. Hem onların kırmızı oda tahminlerini aldım, hem de listelerini. Kaç damat adayı yazmıştır sizce? İki, garanti. İki. İki garanti üstü var mı? Dört. Dört. Kimler onlar? Aykut'la Gökhan yazmıştır, başka güveni kuruyor. Didem ve Semih'in haricinde. Evet. Aykut kimi yazmıştır? Mehtap'ı yazmıştır. Nazlı'yı. Daha onda bile emin değilsiniz. Buraya da olacağından eminsiniz. Hayır, en azından onların adayı vardı. Hani diğerlerinin olmayabilir belki. Ben hiç emin değilim diğerlerinin ne yapacağı konusunda. Sabahtan beri konuşuyoruz ama. Peki o zaman ben merakınızı gidereyim mi? Çatlıyorum. Bugünün sonunda ne olur bilmem. Kırmızı odaların sonunda. Ama şu anki durum... Evet, iki erkek adayı. Onlar daha temkinli gidiyor. Zaten Semih ve Adnan hemen çıkar çıkmaz yazmışlar isimlerinizi. İki çiftimiz var gözüküyor. Hazal, Semih, Didem, Adnan. Kalemimiz var mı? Burada. Teşekkür ederim. O zaman bugünlük iki çiftimizi yazalım. Ad, Diyet. Böyle miydiniz? Evet. Diğer çiftimiz Hassem. Neydi? Hassem. İki seyle mi? Hassem. Hassem. Evet, şimdi kırmızı oda öncesinde iki tane çiftimiz var bugün. Bakalım kırmızı odaların sonrasında akşama kadar bir şey değişecek mi? Yol alınacak mı? Buradaki isimler çoğalacak mı? İzleyicilerimiz de biliyor efendim, artık malum çiftleri oyluyorsunuz. Ve haftanın birincileri çiftler seçiliyor. Bakalım ne olacak? Sen bir şey mi soracaksın bana? Evet, böyle bir gülümsüyorum ama. Ya hani bu Rabia ile Gökhan meselesi ilerliyordu ya, Seda abla hani Gökhan özlediğini falan söylüyordu. Onlar net bir yola girmemişler mi Rabia ile Gökhan? Elimizde iki isim var. İki isim, net değil mi? Garanti. Tamam, teşekkür ederim. Başka yok mu? Başka yok. Hani eşleşmemiş, burayla eşleşmeyen falan başka isim de yok. Tahtada iki isim yazıyordu. Başka yok. Hazal, Kalp, Semih, Didem, Kalp, Adnan. O tahtayı da görürsünüz birazdan. Başka isim yoktu henüz. Kırmızı odalardan sonra ne olur bilmem. Ama hani üçüncü, dördüncü bazen onlar isim yazar da siz söylemezsiniz, eşleşmez. O zaman da geçerli çift sayılmıyor. Doğru. Sizin de aynı ismi yazmanız gerekiyor. Ya da siz yazıyorsanız onların peki, da aynı ismi yazması. Peki geçerli çift sayılmadığında tahtadan silebiliyor muyuz? Zaten geçerli çiftleri tahtaya yazmıyoruz ve oylanmıyorlar. Her zamanki gibi. Yani karşılıklı olması gerekiyor her şey. Nazlı bu soru. Ama mesela kızlar evi olarak... Burada Rabia Gökhan'ın ismini yazmış. Ayça da Gökhan'ın ismini yazmış. Erkekler evinden farklı olarak efendim iki gelin adayımız biraz daha atak, biraz daha bir adım ileri davranmışlar. Bakalım günün sonunda kırmızı odaların sonunda ne olacak? Görüşürüz yine. Sen yeter ki sen...